Bugünkü tarifimiz mükemmel ama aynı zamanda bir o kadar da kolay sufle tarifi. İnternetteki sufle tariflerine baktım ve inanamadım. Çünkü aslında çoğu yanlış. Şu an çikolatalı sufle diye girdiğimiz tariflerde şöyle şeyler oluyor. Bir, ocağın üzerine çikolatayı koyuyorlar. Bir şeyle, ya sütle bir şeyle karıştırıp onu pişiriyorlar. Bir kere çikolata çok hızlı yanabildiği için ocaktaki direkt ısıyla yapılmaması lazım. Ama en çok izlenen tariflerde bu hata var, bir. İkincisi, unla tereyağını tavada sanki meyane yapar gibi kavuruyorlar ve suflenin içine o şekilde ekliyorlar. Bu da hiç aslında suflenin ihtiyacı olan bir şey değil. Ama mükemmel suflede de benim öyle bir tarifim var burada. Biraz yapımı uzun ve karmaşık geliyor olabilir, malzemeleri de biraz fazla olabilir diye. Daha basit ama suflenin ana mantığına uygun bir tarif yapacağım. Ve aslında bu tariften sonra bu değil, bambaşka sufleleri de yapabilecek olacaksınız. Suflenin mantığı şu: yumurta akı çırpılır ve o çırpıldığı zaman yükselir, büyür. Fırına veya airfryer'a girdiği zaman o kabarcıklar böyle genişler. Onun için yumurtanın akını ayırıyoruz, onu güzelce iyice böyle hani tıraş köpüğü gibi olana kadar çırpacağız. Yumurtanın sarısı da girecek çünkü o lezzet veriyor, kalitesini arttırıyor falan filan. Ve onları da o yumurta kokusu olmasın diye şekerle beraber çırpılması, bu ikinci kuralım. Üçüncüsü de çikolata eritilecek ama çikolatanın eritilmesi benmari usulü olacak. Burada ocağımı yakıyorum. Çikolata 120 gram, yani kare barlar var ya, o kare barlardan 1,5 tane ediyor. Bununla beraber tereyağımı ekliyorum. 2 çorba kaşığı da tereyağı. Önce bunları eriteceğim, sonra içine ununu, daha sonra da soğutmak için sütünü ekleyeceğim. Bunu böyle güzelce erimesi için. Neden direkt ocakta değil? Çikolata hızlıca yanar. Bu yapılan yanlış. Dolayısıyla suyun buharında ve onun ısısında yavaşçık yavaşçık eriyecek. Önce yumurtanın sarısı. Normalde klasik bir sufle tarifinde yumurtanın sarısının ikisi kullanılır veya üçü kullanılır. 6 tane beyaz kullanılır. Ama ben hiç malzeme artsın istemiyorum. Hani pratik de olsun. Dolayısıyla 4'ünü de kullanacağım ama kokusun azalması için şöyle pudra şekerim var. Toplam 100 gram, 4 tepeleme çorba kaşığı ama yarısını buraya kullanacağım. İçine bir tutam da tuz ekliyorum. Tuğçe, neden tuz? Tatlı tuzlu. Her tatlıya tuzlu, her tatlıya tatlı koyuyorum. Neden? Dengelemek için. Bilene soralım bari. Lezzetini dengelemek için, asitide dengesini sağlamak için bunlara bir miktar her zaman şeker atılır. Şeker tatlılarda bir miktar küçük kadar. Benden farklı bir şey söylemedi, pardon. Tatlıya tuzu, tuzluya tatlı katır. O böyle tat dengesini sağlamak için de doğru cevaptı. Bravo Bahar Hanım, bravo Leyla Hanım. Şekerle çırpıyorum yumurtayı çünkü kokusu gidecek. Neredeyse 2-2,5 katına çıktı. Rengi de beyazlaştı. Hem de kabarmasına da faydalı olacak. Dolayısıyla bu iş tamam. Şu sadece uçlarını, yumurtanın beyazında yağ var ya, yumurta beyazını kabarmasını engelleyecek bir şey. O yüzden bunu temizleyip geliyorum. 4 tane yumurtanın beyazı var. Sarı hiç karışmamış. Ve de yumurtalar oda sıcaklığında. Bu da çok önemli. Organik olunca biraz hızlı bozuluyor. Mesela şu an çok akışkan bir yumurta ya. Bu neyi gösteriyor? Sarısının rengi hayvanın ne yediği, beyazın akışkanlığı. Tazelik. Tazelik. Bravo. Akışkanlık artarsa tazelik azalıyor. Bu yumurta beyazına da böyle bir fiskeden bile az tuz atıyorum. Ama niye tuz atıyorum? Yumurtanın böyle beyazının rahat ve güçlü bir şekilde bağ kurup kabarmasını sağlıyor. Önce yavaş başlıyorum. Bir de kullandığım kap metal, diğerinde cam kullanmışım. Bunda niye metal kullanıyoruz? Çünkü kenara çarpıp yumurtanın kabarmasında en iyisi bakır, sonra çelik, sonra cam, sonra ahşap, öyle gidiyor. Kabarmaya başlıyor ya, yaklaşık bir kaşık ekleyip böyle bir 30 saniye çırpacağım, sonra bir kaşık daha gidiyor, böyle devam edeceğim. Böyle ibikler olduğunda veya bunu alıp böyle kafanıza ters çevirdiğinizde düşmediğinde bu iş tamamdır. Hiç heyecan olmuyor musun ya düşerse? Olmuyormuş gibi yapıyorum ama iyiyim. Hiç düştü mü?
Hayır. Ama hep düşecekmiş gibi geliyor mu? Evet. Böyle çikolatam da bak çok güzel eridi. Acayip güzel gözüküyor. Şimdi bunu bozacağım. Ha, neden bitter çikolata? Çünkü içine süt de koyacağız, şey de koyacağız. O yoğun çikolata tadı olsun diye. Şimdi bunun içerisine yaklaşık 4 çorba kaşığı yani 70 gram kadar un koyuyorum. Unu böyle tam eliyorum ki bir daha. Topaklar olmasın. Kızılcıklar oldu mu, sedenlere doldu ya. İbibikler oldu mu, suflelere doldu mu ya. Bunu böyle katlıyorum. Sonra bunun içerisine 8 çorba kaşığı, yaklaşık 80 mililitre kadar da süt ilave ediyorum. Oranları rahat ölçün, istersek çoğaltın, isterseniz azaltın diye şöyle yap. 4 tane yumurta, 4 çorba kaşığı pudra şekeri, 4 çorba kaşığı un, 8 çorba kaşığı da süt aslında. Bu oranlarla istediğiniz gibi oynayıp adedi arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Aklınızda olsun. Size ufak bir arayla bir şey rica edeceğim. Eğer videolarımızı seviyorsanız, beğeniyorsanız ve bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz rica ediyorum. Ben ediyorum, Burak ediyor, Bahar ediyor, Erkan ediyor, Furkan ediyor, herkes ediyor. Lütfen kanalımıza abone olun. Bir de yani güzel bir şeyler olacak galiba diyorsanız videoya da beğene basıp bunun diğer insanları da görmesini sağlamakta katkıda bulursanız biz çok mutlu oluruz. Hem unun topaklanmaması, altını artık kapatabilirim. Hem de güzelce erimesi için şöyle bir dakika falan karıştırıyoruz. Azıcık da soğuması için kaldırıyorum. Çikolatalı unlu karışımı böyle 1-1,5 dakika böyle havalandıracağım, soğutacağım. O sırada da kapları yağlayabiliriz. Şimdi sufle kaplarını yine bu gördüğüm yanlışlardan bir tanesi daha. Ne yapıyorlar? Yağlıyorlar sonra içine sadece kakao konuyor. Ama öyle olduğunda hem rengi siyahlaşıyor bir kısımda yanabilir. Dolayısıyla birazcık şekerle yapmak daha iyi bir çözüm olabilir. Sonra içine birazcık şeker ekliyorum. Bunu her tarafına şöyle çevirerek. O an böyle pişerken tıkladı tıkladı güzel oluyor. Bunlar hazır. Yumurtanın beyazının içerisine bütün malzemeleri kaplara ekliyorum. Önce şekerli yumurtamı ekliyorum. Katlamada böyle hiç bastırmadan sadece çevirerek. Hava kabarcıklarını korkutmadan da diyebiliriz. Soğudukça tereyağlı ve çikolatalı olduğu için biraz katılaşıyor. Çikolatamı da ekliyorum. Bunu da böyle şimdi katlıyorum. Böyle hiç kahverengileşmeyecekmiş gibi duruyor. Ama öyle olmayacak. Renk koyarsa aslında hala biraz daha koyulaşacak. O yüzden vazgeçmeyin. Şöyle 4-5 tur daha da karıştırın. Çünkü kakao bir yerlerde bak böyle toplanıyor. Çikolata daha doğrusu. Evet. Peki o kalan ne olacak Refika? Kazandı bir yemelik. Airfryer'ımı açıyorum. Suflelerimi içine koyuyorum. 200 derecede 10 dakikaya koyuyorum. Pıtır pıtır başlıyor. Airfryer'da bu 10 dakikada pişecek. Neden 10 dakika? Bir kere o güzel hava akışı ve dengeli hava akışı sayesinde daha uzun süreye ihtiyaç olmuyor. Ayrıca da hızlı ve kuvvetli ısındığı ve hava akışını sağladığı için önden ısıtmaya da gerek olmuyor. Dolayısıyla iki sebepten airfryer'da canavar gibi olacak. Ha fırına koyarsanız yine 200 derecede 12 ila 14 dakika olabilir. Siz ona böyle ne kadar yükseldiğine bakmanız lazım. O şekilde pişebilir ama fırının muhakkak 200 dereceye gelmiş olması orada önemli. Bir güzelliği biz bunu da bu arada kekte yaptık. Yıkılıyor kendisi. Ben de güzel kilo vermiştim. O verdiğim kiloları bundan çıkan keklerle şeylerle çok hızlı ve çok kolay olmasın öyle bir dezavantajı var. Onu söylemem lazım. Fırında yapıp bunda yapamadığımız bir şey neredeyse olmadığı gibi fırında yapamadığım bunda yapabildiğin şeyler var. Çok sorulan sorulardan biri bana. Patates güzel kızarıyor mu? Patates inanılmaz güzel kızarıyor. Markaların hazır patatesleri var ya, onlar da çok güzel oluyorlar. Ayrıca kendi yaptığım patates de, yani ister küp yap ister uzun, hepsi çok güzel oluyor. Bir ikinci çok iyi yapabildiği şey de patlıcan. Patlıcanı diğer bu aletleri, muadilleri o kadar güzel yapamıyor ama bu bayağı herkesi tokatlıyor. 3, 2, 1. Duydunuz zilin sesini. Darararam. Bereketi taşanlarda bugün. Allah. Pudra şekerini üzerine döküyoruz. Sonra yarıyoruz. İçi böyle bak yumuşak inan. Birazcık krema koyuyoruz ve böyle. Ve sonra dans edebiliriz.
Ben bununla niye evlenme teklif ettiklerini şimdi anlıyorum. Niye evlenme teklif ediyorlar bunu? Bunu yiyip hayır demen imkansız. Ortaokulda bir çocuğa aşıktım. Çocuğun da babasının pizzacısı vardı. Pizzacıda da sufle mi vardı? Evet, pizzacıda sufle vardı. İlk öyle yemiştim ben de. Sonra sufleler meşhur oldu falan benim de. Öyle şeyler olmuştu. Yazlıktaki arkadaşlarımı sufle yaparak etkiliyordum. İlgili günler. Umarım hoşunuza gitmiştir videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize bu güzelliği yapmayı, sevdiklerinize bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.